Şimdi bana diyebilirsiniz ki, neden kiriş, neden ölçüm kullandınız diyebilirsiniz. Bizim bu alanda arkadaşlar, temper camlı bir böyle bir tarafı sabit, bir tarafında böyle açılabilir, sürgü şeklinde, kaydırmalı şekilde bir cam olacak. Bu camın ölçüsünün de arkadaşlar 230 olması gerekiyor. Yani o ayarlarda olması gerekiyor. Bundan dolayı biz ölçümüzü ve kodumuzu buradan itibaren veriyoruz. Yani yukarıdan alıyoruz, ona göre ölçümüzü veriyoruz. Arkadaşlar 15 Nisan tarihinden hepinize merhabalar. Epeydir bu kodla alakalı sunumu size göstermek istiyordum. Hatta bizim duvarla alakalı, banyo duvarlarının seramikleriyle alakalı imalatımız başladı. Ancak bunu tabi size nasıl sunacağımı biraz düşündüm. Çünkü ilk çekim yaptım. Size karmaşık geleceğini düşündüm. Ancak şimdi nasıl göstereceğimi biliyorum. İnşallah dilim döndüğü kadar size bunu izah edebilirim. Şimdi dostlar, bizim yukarıda daha evvel çekmiş olduğum sahte kirişlerimiz var veya kirişlerimiz var. Bunu size göstereyim hemen. Yukarıda görünen şu eleman 3. kata kadar böyle sahte kiriştir. 3. kattan sonra normal betonarme kiriştir. Arkadaşlar bizim o sahte kiriş veya betonarme kirişle zeminimizin arası 241 gelir. Bir kalemle yazalım bunu, daha iyi anlarsınız. Bizim kirişimiz de ham kirişimiz, yani altış yapılmamış ham kirişimiz de zeminin arası 241 gelir. Burada kullandığımız bu izoboz markasının yatak odası bölümünde 1,5 santimini kullanıyoruz. Diğer odalarda 1 santimini kullanıyoruz. Neden derseniz eğer. Bakın arkadaşlar, burası bizim hol bölümümüz. Hol bölümümüzden yoğun borular geçiyor. Görüyorsunuz. Ve bizim bu yoğun boruların dışında duvarlarımızın sağ solu olmak üzere iz lambalarımız var. Bu iz lambalarının borularını mecburiyetten dolayı beton içerisine götüremiyoruz. Bunu şap altından götürmek zorundayız. Yani bu keçenin altından gidiyor onun elektrik boruları. Haliyle matkapla delinme riski çok yüksek. Hani bazı arkadaşlarımız diyordu ya, elektrik boruları neden şapın altından gitmiyor diye. İşte bu yüzden gitmiyor. Eğer şapın altından gitsek bütün elektrik borularımızı delik deşik etmiş oluruz. Bundan dolayı hem sallanma, yani burası seramik olacak haliyle derzleri aşmasın, herhangi bir buranın da oynama riski olmasın diye biz buraya 1 santimlik kullandık. Çünkü 1 santimlik malzeme daha sabit. Böyle kolay kolay, mesela şu 1,5'luk gibi, şu 1,5'luk gibi esnekliğe sahip değil. Bunun kadar esnekliğe sahip değil. Bu birazcık daha esnek, ona göre şunları aldırmayın. Bunlar zaten düzelecek vaktiyle. Yani böyle bir imalat var. Buradaki ana kasıt tabii ki öncelikli olarak ses izolasyonu, sonra ısı izolasyonu için bu malzemeler de yapıldı. Bunları da görmüş olursunuz. Şimdi konuda dönecek olursak, yatak odalarındaki izolasyon malzememiz 1,5 santim boyutunda. Sebebi hem burada boru miktarı fazla değil, hem burası parke, hem de mahremiyeti korumak amacıyla biraz daha burada ses yalıtımına ihtiyacımız var. Bu malzemeyi ben açıklamıştım, daha evvelki videolarımda var. Yaklaşık 45 desibele kadar bu malzemenin ses emme, ses yutma kabiliyetine sahip. Tekrar belirteyim, hol, antre, mutfaklarda 1 milimliğini kullanıyoruz. Sebebi seramik olduğundan dolayı
Biz bunu daha önce denemedik. Seramik olduğundan dolayı daha sonra başımız ağrımasın, başımız ağrıyabilir sebebiyle herhangi bir esnemeye izin vermek istemiyoruz. Dolayısıyla oraya 1 santim kullandık, buraya 1,5 santim kullandık bizim izolasyon malzememizi. Şimdi eğer bizim kot işimize dönecek olursak, kirişimizin altıyla, ham kirişimizin altıyla betonumuzun arası 241 santim gelir arkadaşlar. Şimdi bunu belirledik. Peki bizim aşağıda ne var? Bir de ona bakalım. Aşağıda arkadaşlar bizim burada şu malzemenin üzerinde 1,5 santimlik izolasyon malzememiz var. Bunun üzerinde az evvel görmüş olmanız gerekiyor. Krosoborumuz var. Şurada görünüyordur belki de. Şu malzeme 2,5 santim gelir arkadaşlar. Ona da 2,5 diyelim. Normalde tabii ki şap miktarı o borun üzerinde belirli olmaz. Şap buradan itibaren belirli olur. Ama şapı onun üzerine yürürsünüz mecburiyetten dolayı. Ve şöyle gördüğünüz kadarıyla 2,5 santim bizim kırpı borumuz geliyor. Bunun altından temiz su borularımız da var. Biraz da onun yüksekliği var. Haliyle şöyle baktığımız zaman arkadaşlar benim gözümü kestiğini söyleyeyim size. Yaklaşık 5 santim kadar da buraya şap gelmesi lazım. Onu işaretleyelim. 5 santim şap geldi. Nasıl yaptık? Bakalım. Şu malzeme birliktir. Bu malzeme 1,5'luktur. Şu malzeme 2,5'luk gelir. 1,5. 2,5 daha arkadaşlar. Burası 4 yaptı değil mi? Şimdi dikkat ederseniz eğer şurada bakın şurada bir yükselti var. Görüyorsunuz değil mi? Orası yaklaşık olarak 2 santim daha kalkar. Ben biraz abartarak söylüyorum. Orası da 2 santim kalktı arkadaşlar. Bizim hesabımız ne oldu? 2,5 boruydu. 2 de o kaldırdı. 4,5 oldu arkadaşlar. Şimdi 2,5 gelmesi gereken benim miktarım 4,5'a yükseldi. Yani buyurun çizimden bakalım. Daha net anlayacaksınız. Bakın dostlar. Burası bizim kirişimiz. Burası bizim zeminimiz. Kiriş. Zemin. Şimdi arkadaşlar 1,5 santim ben buraya izolasyon yazdım. Yazalım. İzolasyon. Onun dışında 2,5 santimlik bizim burada kırıflı borumuz var. Ve 5 santim kırıflı borunun üzerinden 5 santim. Yani izolasyon malzemesi şuradan şapın üst kotu arkadaşlar haliyle 7,5 santimlik gelecek. Yani 7,5 santimlik bir şap atacağız. Bu bence çok çok iyi bir şap miktarıdır. Biz borunun üstünden 5 santim atacağız. Şöyle çizecek olursak aşağı bölüme bir yere. Bu bizim kırıflı borumuz arkadaşlar. 2,5. Bunun altından bir boru geçiyor. Bu da diyelim ki fazla 2 santim. 2,5 santim. Toplam kalınlığımız oldu 4,5 santim. Yani 1,5 izolasyon, izoboz, 4,5 borular. Bizim total şapımız neydi? Arkadaşlar şurada 5 boru daha 7,5'tu. Yani şurası 7,5 ise şuraya kalan 3 santimlik bir şap kalır. Yani en yukarıda olacak olan şunun gibi. Bakın şurası yukarıda. En yukarıdaki noktanın üstünden 3 santimlik üzerine şap geliyor. İşte benim hesabım. Benim hesabım arkadaşlar işte bu şekilde yol aldı. Ve bu şekilde ben şapımı yerdeki izolasyon malzemesini de içine katacak olursam şurası 9 santim oluyor. 3, 4, 9. 9 santimlik yerden bir şişme mesafemiz var arkadaşlar. İzolasyonu 1,5 santim. Borusu 2,5 santim. 5 santim de bizim bu borunun üzerine gelecek şap miktarı.
Şimdi bu şekilde 9 santimiz verdik. Tekrar bir daha özet geçeriz. Şimdi bizim 9'u verdik. 9'u verdiğimiz zaman yukarıdaki bizim bu kalacak mesafemiz, bu kalıcı mesafemiz 232 santim oldu arkadaşlar. Bizim bu ölçümüz 232. Bu kimi yerde arkadaşlar 232 olur, kimi yerde 233 olur. Bu o kadar ehemmiyetli değil. Ya o bir santimi biz tölerelik dengeleyebiliriz. Çünkü bizim kapılarımızda eşik profillerimiz falan filan var. Onları dengeleyebiliriz. Arkadaşlar, meraklı arkadaşlar yüzünden mekan değişikliği yaptık. Neyse, bu dairemizde, yani bir üst dairemizdeyiz şu anda. Bu dairemizde örnek veriyorum, şu anda şey geliyor. 242 geliyor. Bizim yukarıdaki kirişle betonumuzun arası. Belki orada ufak bir alçı vardı, oraya denk geldi ama sonuç itibariyle bir santim oynayabilir. Yani buradaki bizim kiriş ile bitmiş şapın arası 233 olacak. Şimdi bana diyebilirsiniz ki neden kiriş, neden ölçüm kullanmamız diyebilirsiniz. Bizim bu alanda arkadaşlar temper camlı bir böyle bir tarafı sabit, bir tarafında böyle açılabilir sürgü şeklinde, kaydırmalı şekilde bir cam olacak. Bu camın ölçüsünün de arkadaşlar 230 olması gerekiyor. Yani o ayarlarda olması gerekiyor. Şimdi bizim 232 şapın bitmişiyle beraber üstüne 2 santim civarında parkimiz gelir. Hemen hemen 230'u bulabiliriz. Bu şekilde de bizim camımız 228, 229 o ayarlarda bu camı üretebilirler, imal edebilirler. Bundan dolayı biz ölçümüzü ve kotumuzu buradan itibaren veriyoruz. Yani yukarıdan alıyoruz, ona göre ölçümüzü veriyoruz. Bizim bu şaptan sonra, yani yarım santimlik biz şilte kullanmak istiyoruz. 0,5 santim şiltemiz. Parkemizin de 1,5 santim olduğunu varsayıyorum. Belki daha önce bir parke kullanabilirler. Ben 1,5 kullanıyorum şimdi burada hesap olarak. Yani yarım santim bunun parkenin daha önce kullanılmasının bizim için mahsuru yok. Çünkü bunun üzerine kapatıcı bazı profiller vardır. Bakın şu bizim profilimiz olsun. Bu profil camı kapatacak alttan. Tamam mı? Arkadaşlar profil kısmını karıştırmak istemiyorum. Dışarıda ciddi bir anda ses var. Rahatsız oluyorum, anlatamıyorum bunu. Artık şap kısmını size iyice izah edeyim. Bu parke ve parkenin üzeriyle alakalı mevzuları daha sonra anlatmak isterim. Benim bu konudaki olayımı iyi anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Yukarıdaki kirişimizle şapımızın arasındaki cam arkadaşlar 235 ile 225 arasında oynayabilir. Ben biraz şapı fazla kullandım. Normalde arkadaşlar Türkiye'de ben Ankara'dayım. 10 yıldır da bu piyasanın içerisindeyim. Çok fazla şap atmaya kimse yaklaşmaz. Şapı atan insan da yaklaşmak istemez. Şapı attıran müteahhit de çok fazla atmak istemez. Belki ben de ilk defa burada bu kadar fazla şap atacağım. Borunun olmadığı yerde yaklaşık benim şapım 7,5, daha doğrusu 7 ila 8 santim arasında benim şapım gelecek. İzolasyonun üzerinde. Bu ciddi bir şap miktarı benim gözümde. Çünkü Türkiye'de çok fazla bu kadar kalınlıkta şap atılmaz yani. Atmazlar. Bu yapsatçılık sisteminde arkadaşlar atmazlar. Ben burada şapı fazla atıyorum. Bir sebebim boruların üstünü iyi örtebilmek. Çünkü sadece kılıflı borumun üzerini kabul ediyorum. Belki 5 santim şap örtüyor ama kılıflı borumun altından da temiz su borusu geçtiği zaman
bu 5 santimlik şap 3 santime, 2,5 santime kadar düşebiliyor. Bu boruların üzerine en azından 1 santimlik şapın gelmesi amacıyla şapımızı biraz kalınlaştırdım. 7 ile 8 santim arasını vereyim, şapım var. İzolasyon malzemesinin üzerinde. Şapımı kalınlaştırmamın benim için diğer bir avantajını şimdi size izah edeceğim. Şu an sol tarafımda duş var, ebeveyn duşu var. Bunun yanında banyo var, onun yanında Alaturka tuvalet var. Bunların hepsinde seramikçi bizden kot istiyor arkadaşlar. Yani seramik, duvardaki seramiğin en alt kotunu istiyor bizden. Buranın izolasyonuyla alakalı daha sonra bir video çekerim. O konuya burada değinmek istemiyorum. Çünkü videoyu çok uzatacak. Ancak bizim bu bulduğumuz 232 veya 233'lük kotumuzu tespit ettikten sonra duvara ustam işaretliyor. 233'ün geldiği yeri aşağı işaretliyor. 233'ten 60 santim alıyor. Bakınız buradan Münir ustam, seramik ustam bizim fayansımızı, seramiğimizi, granitlerimizi her neyse onları imalatını, o işçiliği yapan ustamız buraya kirişler almış, 233'ü işaretlemiş. Buradan arkadaşlar 60 santim, bakın şu 60 santim, 60 santime de diğer ölçü işaretlemiş. Lazeri buraya kuruyor veya şu karşı lazeri çakıyor çiviyi arkadaşlar. Lazeri çiviyle karşı çaktıktan sonra bu lazeri sabitliyor. Bu lazer şöyle şu hizaya geliyor. Bu hizaya geldikten sonra karşıda bu hizayı işaretliyor. Diğer banyolarında kotunu alabilmek için. Bu hiza buradan işaretlendiği gibi aynı şekilde bu lazer burada şu görmüş olduğunuz derz var. Bakın burada bu derz. Bu derzlere bu lazer böyle işliyor. Ustam alttan bu lazerin hizasına göre bu granit seramiğin üst noktasını bu lazere sıfırlayarak yapıştırıyor. Altına da şu seramikleri şöyle koyarak besliyor ve bunu böyle tutturuyor, yapıştırıyor. Tamamını yapıştırıyor ve üzerine yapıştırarak devam ediyor. Zaten bu videonun sonunda da onları inşallah birleştirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde seramik imalatını yapıyor. Yani benim şapımı kaldırmam demek, bu seramiği biraz daha yukarıdan başlatmam demek. Peki bu ne manaya geliyor? Bizim için ne avantajı var? Süzgece doğru daha fazla akıntı verebilirim. Diğer türlü daha fazla akıntı veremem arkadaşlar. Mevzumuz bu. Ve aynı zamanda ben buraya bir şap atacağım. Bakın şuraya bir şap atacağım. Bizim bu borumuz yaklaşık 2 santim, 2,5 santim her neyse şap atacağım. Eğimli bir şap olacak. Yani yukarıdan aşağı doğru biraz daha meyilli, süzgece doğru meyilli olmak üzere bir şap atacağız. Bu şapın üzerine biz çift komponentli su izolasyon malzemesini süreceğiz. Artı bir kestirme fırçayla da seramiklerin dibini yaklaşık 2 santim kadar da izolasyon malzemesiyle sürebileceğiz. Zaten eğer dikkat ederseniz şurada bu seramiğin altında bir 10 santim kadar biz burayı izolasyon malzemesiyle güzelce fırçayla bu malzemeyi sürdük. Şimdi ilk şap attıktan sonra üzerine bir izolasyon malzemesini tekrar aynısından bir daha süreceğiz. Etekleri kestirip fırçayla güzelce besleyeceğiz. Bu önceki izolasyonla şimdiki izolasyonu birbirine öpüştüreceğiz. Ondan sonra bunun üstüne ikinci şap atacağım. O ikinci şaptan sonra da zaten üstüne seramik gelecek. O ikinci şap kalın bir şap olmayacak. O da keza 2 ya da 3 santimlik bir şap olacak. Zaten bizim burada şöyle ölçtüğüm zaman, tabi yerde biraz kalıntı falan var ama 8 ila 8,5 santimlik burada şeyler var. Doldurulacak alan görünüyor. Tabi yerde biraz tortular falan var. Onlar kazındığı zaman burası muhtemelen 8 ila 9 santime çıkar. Yüksek olması iyidir. Tamam biraz dolmuyor fazla yer ama hataları tolere etme şansımız var. İzolasyon yapma şansımız var. Bu bakımdan bize biraz daha bu alanda kolaylık tanıyor.
Bu yüzden şapın biraz fazla. Bunun kararını kim verdi? Bunun kararını ben verdim. Çünkü yıllardır ben kod veriyorum. Yıllardır yanlışını, doğrusunu görüyorum. Ve burada da şapı yüksek atmanın faydalı olacağını düşündüğüm dolayı buranın şapını arkadaşlar yüksek atacağız. Bu şekilde size izolasyonda izah etmiş oldum. Bunun sonuna inşallah seramikle alakalı minik bir videoda paylaşacağım. İnşallah memnun olursunuz. İnşallah şap konusunu iyi anlamışsınızdır. Bir konum daha var. Onu da size izah etmek istiyorum. Bakın arkadaşlar, burası bizim sahte kirişimiz. Mühim değil. Bunun aynısının yukarıda beton olduğunu varsayın. Biz buradan 233 bu daire için mesela 233 ölçümüzü aldık. Veya 232 ölçümüzü aldık, her neyse. Ben o zaman şöyle söylemiştim. Ham olan yerlerden 233 al. Mesela sahte kirişlerin şu yüzündeki alçıpanı görüyorsunuz. Eğer bu alçıpan altına vurulmuşsa, altına eğer alçıpan sıkılmışsa buradan 232 al. Eğer bunun gibi ham haldeyse 233 al demiştim. Yok, eğer betonarme ise, yani beton bir kirişse ve alçısı çekilmemişse yine 233 al dedim. Eğer alçısı çekilmişse 232 al demiştim. Bu şekilde ustam da, Münir ustam işini icra ediyor. Buradan almış olduğu bu lazer ölçüsü arkadaşlar. Hani buradan biz, bu şu anda ham. Biz bundan 233 aldık. Bakın şurada işaretlemiş. Aşağıda zaten şurada 233'ü şurada işaretlemiş. 233 olan bu ölçüyü işaretledikten sonra ben şimdi lazerle bu kodu taşıyacağım arkadaşlar şuraya. Bu noktaya bu kodu taşıyacağım. Örneğin nereye geldi? Size bir örnek yapalım. Farazi konuşuyorum. Örneğin arkadaşlar bu noktaya geldi. Bizim PVC doğramamızın, bu kapılarımızın yüksekliği şu an belirsizdi. Şimdiye kadar. Örneğin şu anda bunun yüksekliği 231 verebiliriz. Bizim bu PVC yüksekliğimiz belli değildi. Şimdi ben metreyle ölçtüm. Yani şöyle konuşalım. Lazeri buraya koyduğumuzu varsayalım arkadaşlar. O aşağıdan ölçümüzü, o ölçtüğümüz 233 ölçümüzü lazerle şuraya taşıdığımızı varsayarsak diyerek konuştum ben. Örneğin dedik şuraya geldi şeyimiz. Lazerimiz. Buradan ben şu göstererek konuşmak daha iyi tabi. Şuradaki demir doğramanın altından o lazerle ölçtüğüm noktaya kadar arkadaşlar 231 geldi. Yarım santim üstten hata payını tedarik etmek için boşluk verirsek, yarım santim de alttan verirsek 230 buradaki PVC'mizin arkadaşlar yüksekliği. İşte sizin PVC'nizin alt kutu da bu şekilde çıkmış oldu. Ve bu videonun sonuna seramiği birleştirerek arkadaşlar şimdilik bu videomu sonlandırıyorum. Bu pazar gününden benden bu kadar.